Herkese merhabalar arkadaşlar. İnceleyeceğimiz araç 2012 dizel Highline otomatik vites oluyor. Aracımızın ön ve yan görüntüsü öncelikle bu şekilde. Ön detaylandıracak olursak farımızın şekli, aracımızda far yıkamamız, ön park sensörümüz, altta ise bir sis farımız bulunuyor arkadaşlar. Aracımızda 16 inç çelik jantlar kullanılmış. Aracımızın yandan görüntüsü bu şekilde oluyor. Arkaya doğru geçtiğimizde arkanın far şekli, Volkswagen amblemimiz, turbo dizel aracımız bu arada ve orijinal olarak geri park sensörlerimiz bulunuyor aracımızda. İç incelememize geçtiğimizde aracımızın sert plastik ve yarı yumuşak deri malzemeden oluşuyor. Aracımızın ön koltukları ve arka koltuklar tamamıyla bej döşeme. Hem deri hem kumaş karışımı bir döşemesi mevcut. Arka koltuklarda kol dayamamız ve onunla birlikte 2 adet bardaklık haznemiz mevcut. Aracımızın ön koltuklarının arka kısımlarında yine ceplerimiz mevcut. Onun dışında ön kol dayamanın arka kısmında bir güç çıkışımız ve klima havalandırma çıkışımız, en altta ise bir depolama alanımız mevcut arkadaşlar. Aracımızın ön incelemesine geçtiğimizde arka kapılarda olduğu gibi ön kapılarda da sert plastikten ve deri yumuşak malzemeden oluşuyor. Bununla birlikte aracımızın dört camı otomatik. Dört cam otomatiğini belirtilen tuş üzerinden kapatıyoruz veya aktif ediyoruz. Aracımıza bindiğimizde kapılarımızı kilitlemek istiyorsak kilitleme tuşu, açmak istiyorsak açma tuşunu kullanıyoruz. Yan aynalarımızın ayarlamaları bu kısımdan yapılmakta. Onun dışında kapı yüzeyimizde alt kısmında Volkswagen'lerin birçoğunda olduğu gibi bagaj açma düğmemiz ise buradaki tuş yardımıyla yapılmakta. Onun dışında arkadaşlar aracımızın ön koltuklarının dizaynı, el frenimizin dizaynı, vites topusumuz, direksiyonumuz ve ön konsolumuzun konumlandırılması bu şekilde. Aracımızın ön konsolu tamamıyla yumuşak deri malzemeden oluşmuş. Aracımızda arkadaşlar far sensörümüz mevcut. Bununla birlikte bir yağmur sensörümüz mevcut. Auto konumunda olduğunda farlarımız karanlığı algıladığında otomatik olarak yanmakta. Onun dışında biz kendimiz manuel açmak istediğimizde, sağ yöne çevirdiğimizde farlarımız yanmakta. Farlarımızın yükseklik ayarları buradaki tuşlar yardımıyla yapılmakta. Direksiyonumuzu incelediğimizde direksiyonumuzun sol tarafındaki tuşlar, multimedya geçişleri veya sesi alçaltmak, yükseltmek istediğimizde bu tuşlardan faydalanıyoruz. Sağdaki tuşlardan ise araç menüsünün ayarlamaları yapılmakta. Hız katranımız ise bizi böyle karşılamakta. Hız katranımızın solunda bulunan tuşu aydınlatmasını arttırıp azaltmakta kullanıyoruz. Sağdaki tuşu ise kilometre hız katranımızın içindeki bilgilerin ayarlamaları veya geçişleri yapılabilmekte. Bununla birlikte havalandırma çıkışlarımızın konumlandırılması bu şekilde yapılmış. Ön göğsümüz tamamıyla kapılara nazaran yumuşak deri malzemeden oluşmuş. Bir multimedya ekranımız mevcut dokunmatik olarak. Bununla birlikte üst kısmında CD çalar girişimiz, sol kısımda SD kart girişimiz, bu kısımda ise bir AUX girişimiz mevcut arkadaşlar. Alt kısımda ise klima ayarlamalarımızın kontrolleri mevcut. Tuşlar yardımıyla klimamızın yönlendirme ayarları yapılmakta. Şu büyük iki tane tuşla sıcaklık soğukluk ayarları yapılmakta. Fanımızın hızını arttırmak, azaltmak istiyorsak buradaki tuşlar yardımıyla yine yapılabilmekte. Alt kısma geçtiğimizde bir çakmaklığımız, bir güç çıkışımız mevcut. Hemen arka kısmında ise bir yine küçük depolama alanı mevcut. Onun hemen ön kısmında vites topuzumuzun da önüne denk gelecek şekilde P harfi var. Fark ediyorsak. Bu da park sensörümüzü istersek aktif ediyoruz, istersek kapatabiliyoruz. DSG şanzımanımız mevcut. Vites konumlandırmamız bu şekilde. Arka kısma doğru geldiğimizde bir manuel el frenimiz. Hemen yan kısmında 2 adet bardaklık bölmemiz. Onun arka kısmında ise bir kol dayama. Kol dayamanın içerisinde ise
küçük bir depolama alanımız mevcut arkadaşlar. Soğutmalı torpidomuz mevcut. Torpidomuzun kapasitesi ise bu şekilde. Aracımızda kararan dikiz aynası mevcut. Onun dışında aydınlatmalarımız yuvarlak tercih edilmiş. Hemen arka kısımda burada ise bir gözlük koyma haznemiz mevcut. Kanalıma abone olursanız, destek verirseniz beni mutlu edeceksiniz. İyi günler dilerim. Ayrıca belirteyim arkadaşlar, aracımızda katlanır yan aynamız mevcut. Bunu da bu tuşlar yardımıyla kapatıp açabiliyoruz. Bilginiz olsun. Yine ayrıca not vermek istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Aracımızı sağa sola döndürdüğümüzde sinyal lambamız hangi yöne döndürüyorsak direksiyonumuzu, o yere doğru otomatik olarak yanıp sönmekte.